Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S20 Fan Edition ile S21 Fan Edition arasındaki farklara göz atacağız. Neden böyle bir karşılaştırma yapıyoruz? Belki bunu soruyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz sevgili editörümüz Beyza geçtiğimiz günlerde S21 Fan Edition cep telefonunu kutusundan çıkarmıştı. Onu da yine kanalımızda biz bir shorts olarak yayınladık ve oldukça da ilgi gördü bu video. Ki şu anda masamızın üzerinde görmüş olduğunuz telefonda S21 Fan Edition arkadaşlar. Fakat belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Geçen sene piyasaya sürülen ve yine bizim kanalımızda incelemesi olan S20 Fan Edition ile S21 Fan Edition arasında ne gibi farklar var? Biz de bunu merak ettik. Ki satın alacak olanlar açısından aslında önemli bir farklılıklar da var. Ama tercih tarafında baktığımızda bazı önemli artıların hala S20 Fan Edition'da da olduğunu görüyoruz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen karşılaştırmaya geçelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın biz ne yaptık? Teknoloji Oku olarak özel bir tablo hazırladık. Her iki telefonun da özelliklerini şu anda yan yana görüyorsunuz. Ekran tarafıyla başlayalım. 6.55 inçlik 1080x2400 piksel süper AMOLED ekranla geliyor. S20 Fan Edition yani geçen sene piyasaya sürülen model. S21 Fan Edition ise 6.4 inçlik ki ekranı çok az biraz bir fark var görüyorsunuz. 1080x2400 piksel boyut aynı, çözünürlük aynı. Dynamic AMOLED de geliyor. Yani ekran teknolojilerinde bir farklılık söz konusu. RAM tarafında 6.8 ikisi de aynı. Ama genelde 8 GB'da bulunuyor şu anda. En azından biz burada çektiğimizde her iki model içinde 8 GB'ın bulunduğunu söyleyelim. Depolama tarafında ise her iki modelde de 128 ve 256 GB seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. Gelelim işlemci tarafına arkadaşlar. Şimdi işlemci tarafında bir sıkıntı söz konusu. Sıkıntı demeyelim de değişik bir durum. Şimdi biliyorsunuz Samsung özellikle amiral gemisi ve orta seviye modellerinde Exynos işlemcisini kullanıyor. Ama bu modellerin işte farklı ülkelerdeki sürümlerinde ise Snapdragon modellerini tercih ediyor. Ve bu genelde de ülkemizde de ve dünyanın farklı ülkelerinde de eleştirilen bir durumdur. Çünkü Snapdragon'un belli açılardan özellikle pil performansı ve günlük performans açısından Exynos işlemcilere göre daha iyi olduğu iddia ediliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. S20 Fan Edition yani geçen sene piyasaya sürülen model şu anda Türkiye'de Snapdragon işlemciye satılıyor. Evet yanlış duymadınız. Snapdragon işlemciye satılıyor. Ekranda görüyorsunuz şimdi detaylarında Snapdragon 865 ile piyasaya sürülüyor. Yani Türkiye'deki sürüm şu anda Snapdragon'un sürüm. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Bizim geçen sene incelediğimiz S20 Fan Edition modelinde Exynos işlemci kullanılıyordu. Exynos 990. Onu belirtmiş olalım. Peki S21 Fan Edition'da hangi işlemci kullanılıyor? Onda da hem Snapdragon'lu hem de Exynos'lu sürüm var ama şu anda Türkiye'de satışta olan sürümdeki yani S21 Fan Edition'ın üzerinde Exynos 2100 işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. Yani şu anda sizin bir S21 mi, S20 Fan Edition mi alayım dediğiniz zaman yani ikisini karşılaştırdığımız zaman iki Fan Edition sürümüne baktığımızda eğer eski modeli almak isterseniz yani S20 Fan Edition almak isterseniz Snapdragon'lu sürümü tercih ediyorsunuz. Tabloyla devam edelim. İşlemci frekansları S20 Fan Edition'da 2.73 GHz, S21 Fan Edition'da 2.9 GHz. 5G desteği S20 Fan Edition'da bulunmuyor. S21 Fan Edition'da 5G desteği bulunuyor. Ama 5G Türkiye'de şu an kullanılan bir teknoloji değil. Ve muhtemelen de önümüzdeki 2 sene içinde de kullanılabileceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Bunun da altını özellikle çizmiş olalım. Devam edelim arkadaşlar tablomuza. Her iki telefonda ekran yenilemesi 120 Hz. Ana kameralara geldiğimizde ise ana kameralarda da aynı çözünürlükleri görüyoruz. 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel geniş açı ve 8 megapiksel telefoto ki bu S20 Fan Edition'daki olan sürümde S21 Fan Edition'da da yine aynı şekilde 12-12'ye 8 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Her iki telefonun ana kamerası da 4K 60fps video çekebiliyor. Ön kameralar 32 megapiksel her iki telefonda da ve yine her iki telefonda da ön kameraların 4K 60fps video kayıt edebildiğini söyleyelim. Şimdi gelelim işletim sistemine. S20 Fan Edition Android 10 işletim sistemine gelirken S21 Fan Edition'da ise Android 12 geldiğini söyleyelim. Pil tarafına bakacak olsak her iki telefonda da 4500 mAh'lik pil olduğunu söyleyeyim. Hızlı şarj desteği olarak da ikisi de kablolu olandan bahsediyorum bu arada 25 Watt. Kablosuz şarj desteği her ikisinde de 15 Watt olduğunu söyleyelim. Gelelim hepinizin merak ettiği konu fiyat tarafına. Şimdi S20 Fan Edition yani geçen sene çıkan versiyonun şu andaki Türkiye fiyatı 6800 TL civarında. S21 Fan Edition ise fiyatı
10.250 TL'den başlıyor. Kapasiteye göre değişiyor, fiyatlar artabiliyor ama en düşük rakamın bu olduğunu söyleyelim. Şimdi hangisi tercih edilmeli? Belki bu soruyu da merak ediyorsunuz. Tabii ki burada biz size bir tablo sunduk. Elbette o tabloda bazı teknik veriler var. Artıları var, eksileri var her iki modelinde. Tabii ki yeni olan model her zaman daha iyidir ama aklımıza şöyle bir soru geliyorsa, ben 3.000 liradan daha fazla bir para vererek, yani 7.000 lira desek 3.250 lira yapıyor. 200 de oradan koyarsak 3.450 TL yapıyor. 3.450 TL vererek daha yenisini mi alayım, yoksa geçen seneki Fan Edition modeli de benim işimi görür mü? Açık söylemek gerekirse özellik açısından değerlendirdiğimizde çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Yani 3.450 lira verip onu almaya değer mi daha yeni modeli? Çok da değeceğini düşünmüyorum ben. En azından bu benim kişisel fikrim arkadaşlar. Çünkü kamera özellikleri, ekran özellikleri ve diğer özelliklerin hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu söyleyebilirim. Artı olarak da şu da var. S20 Fan Edition, yani geçen sene piyasaya sürülen model, Türk ülkemizde en azından Snapdragon sürümleri satılıyor ki Snapdragon 865 de yaban atılacak bir işlemci değil. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Ama her iki modelde Snapdragon'a satılsaydı elbette Snapdragon 888 olan S21 Fan Edition'ı tercih etmenizi söylerdik. Ama ülkemizde en azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte henüz Exynos'lu sürümü satıldığını söyleyelim. S21 için söylüyorum bunu, Fan Edition modeli için. Belki ileride bu durum değişebilir. Şu anda olduğu gibi mesela S20 Fan Edition Snapdragon'a satılırken ilk piyasaya sürüldüğünde de o da Exynos'ta gelmişti. Daha sonra belki tedarik sorunları, belki farklı sebeplerden dolayı şu anda Snapdragon'un sürümü piyasada olduğunu belirtelim. Elbette son karar verecek olan siz izleyicilerimizsiniz. Hangi telefonu beğeniyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Telefonlarla ilgili, bu iki modelle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve hatta TikTok gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz arkadaşlar. Orada da çok güzel teknoloji haberleri ve çok güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.